milletin en fazla sevdiği şey başkalarına akıl vermek. Tabii bu aklı ne hikmetse kendine hiç kullanmaz. Çünkü zaten kendinin her yaptığı doğrudur. Kendi doğrunun göbeğindedir. Başkaları da her an yanlış yapabilecek, yanılacak, sapıtabilecek bir noktadır. Onun için mutlaka bazen de böyle parmak sallayarak akıl vermek en büyük sporudur halkımız. Geçenlerde işte Akit gazetesinde Sinan Burhan isminde bir yazar da Hüdapar'la ilgili bir yazı kaleme aldı. Tabii yazıda ne var derseniz zaten okuyabilirsiniz eğer merak ediyorsanız. Ama yani özetle en can alıcı yerleri Hüdapar'a şunu söylüyor. Diyor ki devletimiz bir karar alarak Hüdapar'a bir kredi açmıştır. Milletimiz ve devletimiz Hüdapar'a alan açtı diyor. Yani farklı farklı cümleler böyle yazının içerisinde. Bir sefer hani derler ya dakika bir gol bir. Ya devlet kim? Hani AK Parti bunu yaptı. Bizim bildiğimiz AK Parti yaptı. Yani bu nerede tartışıldı? Devlet AK Parti'ye ne söyledi? Devlet kim? Yani siyasal iktidarın ötesinde devlet kim? Ve ondan sonra da hemen nasihatlerine başlıyor. Diyor ki Hüdapar devletin temel değerleri ile ters düşmemeli. Tabii hemen bir soru geliyor. Devletin temel değerleri ne? Bir de Hüdapar'ın devletin temel değerleri ile ters düşme gibi bir iddiası mı var? Veya ne var yani neyi kastediyorsun bununla ilgili? Ve üstelik bir Müslüman işte tırnak içinde şeriatçı, ümmetçi, hilafetçi biri olarak ne demek istiyorsun? Bundan kastın ne? Hoşuna gitmeyen ne? Ve sonra daha da ileri bir noktaya götürüyor işi. Diyor ki Türk halkının hassasiyetlerine kulak kesilmelidir. Bölücülük tartışmalarına girmemelidir. Yani yine sanki Hüdapar'ın böyle işte Türk halkının temel değerleriyle veya bölücülükle bir ilişkisi veya sorunu varmış gibi bu nasihatlerini daha da arttırıyor. Ve ondan sonra da şunu söylüyor, yani önüme bakarak okuyarak söylüyorum cümle cümle ki şuraya buraya çekti demesinler diye. Devleti ve Türk milletini rahatsız edecek talepler Hüdapar'a açılan krediyi bitirir. Ya devleti ve Türk milletini rahatsız edecek şeyler neler? Bölücülük tartışmaları neler? Tabii Hüdapar'ın Kürt meselesiyle ilgili programı gayet açık ve net. Hatta işte yıllardır bu kulvarda siyaset yapan HDP'den, Yeşil Sol Parti'den çok daha açık ve net. Ne diyor? İşte Kürtçenin ana dille eğitimde kullanılabileceğini, kullanılabilmesi gerektiğini söylüyor. Köy, kasaba, şehir isimlerinden iadesini istiyor. Kürtçenin ikinci bir resmi dil olabileceğini söylüyor. Ve onun da ötesinde Türkiye'de, Türkiye'nin bütünlüğü içerisinde ayrılmadan, bölünmeden teröre, şiddete karşı eyalet sistemi, bölgesel yönetimler, özerklik ve federasyon gibi yönetim biçimlerinin de serbestçe tartışılabilmesi gerektiğini söylüyor. Yani kendisi ben eyalet sistemi istiyorum, özellik istiyorum, federal bir sistem, federasyon istiyorum demiyor. Ama diyor ki bunları açıkça ön yargıdan uzak tartışalım. Yani faydalı bir şey varsa halk karar verirse, neye karar verirse verir. Şimdi bütün burada işte daha Ankara'ya gider gitmez bismillah bizim aklı evveler ve çok Müslümanlar, sözde Müslümanlar diyorlar ki aman bak ha geldin tamam seni içimize aldık buraya getirdik ama sen çok akıllı ol sakın bu Kürt meselesine bu toplara falan girme. İşte mevzu bunlar yani başka bir şey varsa neye girme diyorsun? Neye krediyi boşa çıkarma diyorsun? Bu mevzulara girme. Bir de tabii bütün kendini çok akıllı zanneden kıt akıllılar gibi bir adım daha ileriye gidiyor. Yani sözde haktan yana gözüküyor. Diyor ki zaman içinde Kürt halkının bütün talepleri demokratik bir sistem içerisinde, demokrasi içerisinde karşılanacak. Ve bir Müslüman da kendisi için istediğini diğer Müslüman kardeşi için de isteyecektir. Yani burada bir kurnazlık da yapıyor. Bak tamam ben yani aslında çok bunlara da karşı değilim ama bugün zamanı değil, bugün hiç bu topa girme. Peki ne zaman girsin? Ne yapsın? Onun için tabii ki bu konuda kararı Hüdapar yetkilileri verecek. Ben sadece işte bu tilkiliklere biraz değinmek istedim. Tabii ki bu bahsedilen taleplerin tamamını ben de istiyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Yani Hüdapar'da, HDP'de, keşke AK Parti ve CHP'de bu noktada olsalar ve açıkça Kürtlerin bu meşru demokratik haklarını tanısalar ve diğer bütün yönetim biçimlerinin de serbestçe tartışılabileceği bir anayasal ortam meydana getirseler, kararı da halk verse. Yani neticede demokrasi dediğiniz de böyle bir şey. Hüdapar'ın önünde tabii zorlu bir yol var.
ya Ankaralılaşacak tıpkı diğer işte partiler ve yapılar gibi veya kendi doğru bildiği, inandığı şeyleri kendi üslubu içerisinde dile getirecek. Özellikle Kürt meselesindeki bu yaklaşımı ona bir farklılık, daha bir sahicilik getirecek. Tabii eğer bunları cesaretle savunabilirse ve doğru düzgün bir formatta sunabilirse bu ona prim sağlayacak. Yani birilerini de rahatsız edecek, işte etmeye başlamış bile. Yani diyorlar ki seni sistemin içine işte alıyoruz ama sen de otur akıllı ol. Valla akıllı olan kimsenin akıbeti hayır olmadı. Akıllı olan tırnak içinde hiç kimsenin akıbeti hayır olmadı. Özellikle Ankaralılaşan hiç kimse de iflah olmadı. Tabii tekrar söylüyorum, bunun kararını Hüdapar'ın kendisi verecek. Ama bu taleplerin tamamı meşrudur, doğrudur.